yani yeni yılın ilk gününde ne yapabiliriz diye düşündük. Çok uzun zamandır da istediğimiz bir şeyi de birleştirerek, onu zaten siz biliyorsunuz ama ben bir kez daha açıklamasını yaparım. Bizi yeni senede neler bekliyor onu konuşalım istedik. En doğru konuşulabilecek insandı kendisiydi, o yüzden davet ettik. Evet. Hoş geldin. Hoş geldin Anıl Can. Yeni yılın değil mi haritasına bakmak lazım. 2019'da evet. Neler yaşayacağız? Evet ama şimdi şöyle bir şey, sizlerden de izin istiyoruz ama hatırlayacaksınız bizim programımızı çok seven, izleyen, sürekli izleyen özellikle kişiler hatırlarlar. Bizim Anıl Can'ın bize sözü vardı. Aslında bizim benim zorla aldığım, doğru mu? Zorla. Öyle deme. Benim zorla aldığım ama çok keyif alacağımızı düşündüğümüz bir planımız vardı. Nihat Hoca, çünkü kendisi Nihat Hoca ile çok iyi anlaşıyor biliyorsunuz. Yine programımızı sürekli olarak takip eden insanlar onu da hatırlayacaklardır ve bana hak vereceklerdir. Böyle aralarında garip bir ilişki oluştu. Ben geçmişe dönüp hemen size o anları yaşatmak istiyorum aslında. Şöyle başladı. İlk geldiği programımıza, ilk konuk olduğu zaman ben böyle büyük bir hayranlıkla kendisine bir sürü soru sordum. Nihat Hoca böyle bütün erkekler gibi çok böyle tavırlı yaklaştı olaya. Mesafeli. Böyle, yani evet mesafeli diyeyim, çok pardon. Mesafeli yaklaştı. Ve ama böyle Anıl Can onu kalbine böyle çok böyle aynı mesafeyle cevap verdi ama öyle şeyler söyledi ki Nihat Hoca böyle şaşırmaya başladı. Böyle yani astrolojik haritada çünkü var olan şeylerden var, bahsediyordu. Evet. O yüzden kahve falı değil ki mübarek. Evet, evet, hakikaten değil. Çıkıyor. Öyle olunca da böyle değişik Nihat Hoca böyle ister istemez yapacağı iş anlaşmalarını atıyorum yanlış mıyım? Yatırımları, işte şirketini alacağı yöneticileri falan yani abartmıyorum sanırım. Aynen. Eğer bir yanlışım aynen. olursa da lütfen söyleyin. Bunlara göre hareket etmeye başladı bir anda ve böyle ben bir anda dışlandım. Böyle kendi aralarında konuşup. Dışlandım ben çok... Arkadaş, yani lütfen yönetmemiz Eray'dan kayıtları isteyelim. Küçük bir kolaj çalışması yapılsın. Programlar çekiliyor. Ben sürekli yani terazi burcuyum mesela ve o süreç içerisinde kendileri o kadar iyi anlaştılar ki boğalar değil mi yanlış mıyım? Boğalar evet. Nedense sürekli hep şanslı ve hep bereket içerisinde güzellerken teraziler sürekli ne içine atmışsın? 2019 benim senem olacak. Girişimi bu şekilde yaptım. Sen öyle teraziler. Arkamda durun. Sen öylesen. Boğa'ya ne dedi biliyor musun? Yükselen Koç'a ne dedi biliyor musun? 7 yıl boyunca elini neye atsan altın olacak dedi. Evet. 7 yıl. Sana 2019 bir kötü haber değil. Vereyim ama abi. Yeni aldığımız habere göre senin yükselen burcun Koç değil. Ya işte. Yani şu an bütün yağlarım. Yani ne derler? Evet, bir dakika. 45'ten sonra mı değişiyordu? Saat 9 olduğu için. Evet. Saat konusunda bir hata varmış, bilgi yanlışlığı. Yengeç'e dönüyorsun. Yengeç'e mi dönüyorsun? Şu ana kadar yaptığımız programlarda konuştuğumuz konular hep başkalarını ilgilendiriyormuş meğerse. Yok ya ben hep ona göre kararları aldım ve bu zamana kadar ama hata yapmadan geldim. Öyle yükseline göre konuşmadık, burcuna göre konuştuk ya hep ondan. Öyle mi? Evet. Bir de soru astrolojisiyle hep bana soru sordun. Evet. Ben de soruları yanıtladım, o yüzden öyle oldu. Öyle mi oldu? Evet. Gene öyle gidelim. Hayat. Öyle gidiyoruz yine. Senin sopası burcu yok. Boğa. Ay, sopası i̇şte neyse yok. Önemli değil. Bir dakika ama ya. İşin şakası tabii ki. Nihat Hoca için çok çok güzel bir yıldı. Benim evet. için de yine aynı şekilde. Dileriz sizin için de öyle geçmiştir. Çeşitli sebeplerle hepimizin ortak yaşadığı sıkıntılar olsa da onun dışında bireysel olarak bence güzel hatırlayacağımız bir sene olarak kaldı 2018. Aynen. Ama geldi artık 2019'da bizi geldi. Neler bekliyor. İnşallah. Bir kere ben şeyi sormak istiyorum. Daha iyi bir yıl olur inşallah. Acısıyla tatlısıyla. Çünkü. Aynen. Şimdi biz böyle geçtiğimiz sene içerisinde böyle çeşit çeşit ne olduğunu bilmediğimiz, sizin bildiğiniz ama bizim anlayamadığımız böyle retrolar. Gezegen yani biz çünkü bir tek Merkür biliyorduk. Evet. Bir terslik olduğu zaman bu Merkür bir şey mi yapıyor falan diye birbirimize soruyorduk. Mars, sonra Mars. Bir anda Mars dedin, Ay dedin, Obi dedin, bu dedin falan senemiz öyle geçti. Şimdi 2019 senesinde bizim beklememiz gereken böyle garip şeyler var mı? Garip var. Derken hani benim anlamadığım için garip yoksa normalde. Aynen öyle. Olağan hareketler bu yani değil mi? Bayağı var. Özellikle tutulmayla başlıyoruz. Neyle? Güneş tutulmasıyla başlıyoruz. Güneş tutulması. Ne güzel. Balık burcunda o 6 Ocak'ta gerçekleşecek. Bayağı da güzel etkileri olacak tabii ki de. Tutulmalar çünkü yeni bir sayfadır, yeni bir başlangıçtır. Yeni bir dönemi açar aynı zamanda. Ha kötü değil bu. Bu güneş tutulması çünkü aynı zamanda yeni ay şeklidir.